söyleyin. Kılıçdaroğlu dedi ki dostlarımızla beraber kurduğumuz CHP iktidarında ilk bir haftada yapacağımız 8 temel konu. Bunlardan 8.'si ilk bir haftada meşhur İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. İlk bir haftada. Başka ne yapacağız? İlk bir haftada esnafın kredi bankalardan veya esnaf kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. İlk bir haftada. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Başka Süleyman Şah Türbesi'ni, bunu özellikle ülkücü kardeşlerim çok iyi bilirler ve anlarlar. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar kaçırıldığı yere götüreceğiz. Terk edilen vatan toprağına tekrar götüreceğiz. Bayrağımızı dikeceğiz oraya. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan üniversitede okurken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan ama iş olmadığı için çalışamayan, çalışamadığı için ama devletin icrasıyla karşı karşıya olan, neden kredi borcunu ödemiyorsun diye faiz yüklenen ve babasının mal varlığına haciz konan uygulamadan gençleri kurtaracağız. Onların faizlerini sıfırlayacağız. Çocuk iş bulduğu takdirde kredisini ödeyecek. Eğer sen devletsen ve sen hükümetsen, eğer bu çocuktan para istiyorsan önce iş bulacaksın ona. İş bulacaksın ki parasını ödesin. İstanbul Sözleşmesi'ni anlatırken salt İstanbul Sözleşmesi olarak düşünmeyin. Kadına yönelik şiddeti engelleyen bir sözleşme olarak beyinlere bunun kazınması lazım. Bu şekliyle anlatılması gerekiyor. Vatandaşın bize göçmenler kadar değer verilmiyor diyor, doğrudur. 40 yıldır devlete vergi veriyorum, bana 40 gün bakamadı deniyor, doğrudur. Vatandaşların bu konuda çok sayıda söylemleri var. Bütün bunların hepsi bir şekliyle bizim hafızamıza da kazındı. 81 ile esnafın sorunlarını dinlemek için milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim. Gittiler, geldiler. Salı toplantılarında defalarca ifade ettim. En son attığım bir tweet var, yaptığım bir konuşma var. En azından bayram öncesinde bu şekercilerin, pastacıların açık olması lazım, berberlerin açık olması lazım, kuaförlerin en azından 2 gün açık olması lazım. Dolayısıyla insanlar en azından gidip çocuğuna bir oyuncak alabilir, bir ayakkabı alabilir, efendim bir şeker alabilir. Bunu bile çok görüyorlar. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaflar. Sanayicide bir sorun yok. Sanayici, fabrikalar çalışıyor, üretimler yapılıyor, ihracat tamam, herhangi bir sorun yok. Ama esnafta olağanüstü bir geriye gidiş var ve esnaf gerçekten perişan vaziyette. Dolayısıyla en büyük tepki de esnaftan geliyor. Efendim önümüzde güzel bir bayram var. Zor bir süreçte bu bayramı gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ailelerinize, çocuklarınıza, tanıdıklarınıza, dostlarınıza, benim tanımadığım benim dostlarıma selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok mutlu olurum. Umutsuzluğu değil, umudu büyütmek zorundayız. Ben hepinize yürekten teşekkür ederim. İstanbul Sözleşmesi için de asla üzülmeyin. O sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacağız. Birlikte koyacağız. Kadınların gücüyle koyacağız. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. Ve tabii bizi buluşturan Genel Başkanınız Aylin Hanım'a da teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.